Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde çok zengin bir Acem şehri varmış. Bu kentte ticaret çok canlıymış. Uzak ülkelere kervanlarla mal gider, yine o uzak ülkelerden kervanlar dolusu mal gelirmiş. Birbirinden değerli ipekliler, dokumalar, porselenler, camlar, baharatlar, kokular, kahveler, ballar, yemişler ve daha neler neler yüklüymüş bu kervanlar. Bu kervanlarla ayrıca uzak ülkelerde yaşayan nadide hayvanlar da getirilirmiş Acem şehrine. Bu hayvanların en çok rağbet görenleri ise göz alıcı tüyleriyle marifetli papağanlarmış. Bu papağanlar birçok sözcüğü ezberleyebilir ve türlü lafazanlıkla, oyunlarla sahiplerini eğlendirirlermiş. Çok pahalıya satılan bu papağanlardan hemen her tüccarın evinde en az bir tane bulunurmuş. Bu kentte yaşayan zengin tüccarlardan biri olan Kasım'ın da çok sevdiği Tüllü adında bir papağanı varmış. Kasım, yılda iki kez çok uzak ülkelere gider, oralara kervan dolusu mal götürür ve dönüşte de o ülkelerin nadide mallarını yüklermiş kervanına. Yolculuk aylarca sürer fakat çok altın para kazanırmış. Kasım yine bir gün Hindistan'a gitmeye hazırlanıyormuş. Ev halkı kendisini yolcu etmek üzere büyük salonda toplanmış. Tüccar her zaman yaptığı gibi eşine, çocuklarına, halayıklara, cariyelere, bahçıvanlara, aşçıya, hizmetçilere, uşaklara dönüşte ne hediye istediklerini sormaya başlamış. Her birinin isteğini tek tek not alıyormuş. Herkes isteklerini yazdırıp bitirince birden bir ses duyulmuş. ''Bana yok mu? Bana yok mu?'' Kasım bir bakmış ki billur fıskiyeli havuzun yanında asıl duran gösterişli kafesteki tüllü papağanından geliyor bu ses. Kocaman bir kahkaha atmış. ''Sen de mi hediye istiyorsun? Tabii canım, söyle bana, ne istersen getireyim Hindistan'dan.'' Papağan renkli kanatlarını çırparak etrafında dönmüş ve şunları söylemiş. ''Çok acı çekiyorum. Bu kafeste yaşadığım her gün adeta hasta oluyorum. Şakalar yapıp şarkılar söylediğime bakmayın, içim kan ağlıyor. Yediğim lokmalar boğazıma takılıyor. Sevgili sahibim Kasım, senden Hindistan'ın ovalarında yaşayan papağan kardeşlerime benim durumumu anlatmanı istiyorum. Onlar ormanlarda, korularda uçup gönüllerince yaşarken ben hangi suçumun cezasını çekmekteyim acaba? Onlara kardeşlerinin bu acıdan, elemden nasıl kurtulabileceğini sormanı diliyorum. Dönüşte onların söylediklerini bana anlatırsam başka bir isteğim yoktur. Tüccar Kasım, papağanın isteğine de tamam demiş. Kasım'ın kervanı yola düzülmüş. Aylarca yol gitmişler. Haramilere, hırsızlara uğramadan yollarını tamamlayıp Hindistan'a varmışlar. Satacaklarını satıp alacaklarını almışlar. Kasım ev halkının siparişlerini tek tek seçerek hepsini ayrı paket yaptırmış. Bütün hediyeleri tamamlayıp dönüş yoluna geçmişler. Tam Hindistan'ın bir ovasından geçerlerken az ileride bir koruluktan papağan sesleri duymuş Kasım ve hemen papağanın isteği aklına gelmiş. Kervanı durdurmuş, koruya gitmiş. Daldaki papağana başlamış kendi papağanının söylediklerini aktarmaya. Papağan dinlemiş, dinlemiş ve aniden dalın üzerinde bir titremeye tutulmuş, bütün vücudu titremiş, ardından yere düşmüş ve ölmüş. Tüccar Kasım çok üzülmüş bu duruma. O canım tüyleriyle hayvancık ayaklarının dibinde cansız yatınca, ''Benim papağanın kardeşi galiba. Keşke bu sözleri iletmeseydim. Bak zavallıcığın kalbi dayanmadı, öldü.'' diye hayıflenmiş. Almış onu ağacın dibine koymuş ve bu işe çok şaşarak kervanın başına dönmüş. Aylar süren yolculuktan sonra şehirlerine ulaşmışlar. Kervan yükünü yıkmış. Kasım yorgun argın gecenin bir yarısı evine dönmüş. Ertesi sabah ev halkı yine büyük salonda toplanmış. Kasım hepsine hediye paketlerini vermiş. Son hediye de verildikten sonra Kasım tam sabah kahvesini içmek üzere havuzun kenarındaki köşesinde kurulurken papağanına gözü takılmış.
Papağan Kasım'la göz göze gelince hani bana, hani bana diye kendi etrafında birkaç kez dönmüş. Tüccar Kasım ovadaki papağanı anımsamış. Zavallı hayvanın kendisine bir çift laf edemeden ölmesini nasıl anlatacakmış Tülli'ye? Yine de papağanına verdiği sözü yerine getirmek için kalkmış, yanına gitmiş ve şöyle demiş. Sevgili papağanım Tüllü, Hindistan'daki kardeşlerine senin derdinden bahsettim. Aynı anlattığın gibi naklettim. Bir tane papağan dalda beni dinleyip işittikten sonra aniden bulunduğu dalda bir titremeye tutuldu ve yere düşüp can verdi. O güzelim hayvan ayaklarımın dibinde ölüverdi. Bu sözler ona çok tesir etmiş olmalı. Ölmesine çok üzüldüm. Keşke anlattıklarını ona iletmeseydim dedim. Diye daha cümlesini bitirirken bizim papağan Tüllü'yü de bir titreme tutmaz mı? Aynı Hindistan'daki kardeşi gibi tüm vücudu, bütün tüyleri titremiş ve tüneyinden düşüp gözleri kapalı can vermiş. Bu durumu gören Tüccar Kasım, "Vay ben ne yaptım?" Ham sözü taşıyarak önce Hindistan'daki papağanın ölümüne neden oldum. Yine ne etkisi olacağını bilmeden getirdiğim sözde, şimdi de kendi papağanımı öldürdüm diye yanıp yakılmaya, güzel kuşunun ardından ağıtlar yakmaya başlamış. Sonra da kafesin kapısını açıp kuşu dışarıya çıkarmış ve pencereden atmış. O daha atarken ölü papağan doğu güneşinin saldırdığı gibi uçmuş ve dışarıda yüksek bir dala konmuş. Tüccar Kasım hayretler içinde kuşun arkasından baka kalmış. Papağan ise daldan Kasım'a bakıyormuş. Kasım merak içinde sormuş. Ey güzel papağanım, Hindistan'daki kardeşin ne dedi, ne yaptı da sen öğrendin? Papağan daldan cevap vermiş. O bana davranışıyla öğüt verdi. Ses güzelliğini, konuşmayı ve dostluğu bırak dedi. Çünkü senin sesin seni yakalattı. Hindistan'daki kardeşim kendine bu öğüt için ölü gibi yaptı. Böylece Tüllü Papağan Hindistan'daki kardeşinin öğüdünü anlayarak özgürlüğüne kavuşmuş ve tüm acılarından kurtulmuş. Tüccar Kasım papağanın öğüdünü anlamış, onu selametle uğurlamış ve kendi kendine demiş ki can böyle mübarek olmalı, benim canım nasıl papağandan daha değersiz olur? Eğer bağlandıklarıma canımla bağlanırsam can kafesinde bir tutsaktan farkım olmaz. Herkes kendine düşen ders almış. Tüllü papağan ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökte üç özgür papağan uçtu. Biri masalımıza, biri siz dinleyicilerimize, biri de yapım ekibimiz olsun.